Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tek parça yastık kılıfını yapacağız. Daha önce 4 motifli olarak göstermiştim. Bugün de tek motifli olarak ve turuncu renkli göstereceğim. 4 motifliyi ekru renkli yaptığım için bu sefer turuncuyu seçtim. Turuncu benim dekoruma uyduğu için, gördüğünüz gibi perdelerim, halılarım turuncu olduğu için turuncu seçtim. Siz bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model. Bu yastığı yaparken toplamda ben 500 metre ip kullandım. Ama bir ipte 250 metre ip vardı. Yani iki ip kullanmış oldum. Yastığımın ölçüsü 35'e 35 santim. Bu farklı ölçülerde yaparsanız daha fazla ip gidecektir. Benim kullandığım tığ buna bir tık küçüktü. Daha büyük tığ numarası da kullanabilirdim. Eğer hani deliklerden yastığı çok fazla göstermek istemiyorsanız benim gibi küçük tığ numarası kullanabilirsiniz. Ama yastığınızı delikler daha büyük, daha iyi görünsün istiyorsanız bir tık büyük numarada tığ kullanabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoları yaparken biliyorsunuz çok emek harcıyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak için bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu aşağıdaki bağlantı kısmından bağlantıyı kopyalayıp Pinterest'te paylaşabilirsiniz. WhatsApp'ta, Facebook'ta, Instagram'da bu YouTube videosunu paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar çok paylaşım olursa o kadar çok etkileşim olur. Türkiye'deki benzer ipleri birazdan yapım aşamasında göstereceğim. Kullandığım ipleri ve Türkiye'deki benzer ipleri almak isteyenler aşağıdaki açıklama kısmına bakarak oradaki linklere tıklayarak alışveriş yapabilirsiniz. Amazon'da hepsi burada hesabıma ekledim. Ayrıca videonun üzerinde de kullandığım ipi etiketliyorum. Amerika'da olan arkadaşlar videonun üzerindeki ipi tıklayarak da alabilirsiniz. Bu ipi ben John Fabric mağazasından aldım. Mağazalara da bakabilirsiniz. Sizlerden ricam, sosyal medyalarda paylaşım yaparken açıklama kısmında benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben paylaşım yaptıktan sonra benim modelleri yapmaya başlayanlar çok fazla oldu. Yapacak olan arkadaşları doğru kişiye yönlendirmek için, emek sahibine yönlendirmek için benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Turuncu ipim çok az kaldığı için başlangıç kısmını ekru iple göstereceğim. Ondan sonra etrafını birleştirme kısmını da turuncu ile göstereceğim. Şimdi turuncu renkte yastık kılıfımı ben yastığım boyunca ayarladım. Bu şekilde çapraz koyuyorum. Köşeler yastığın kenarına geliyor. Tam ortaya yerleştirdikten sonra ölçüyorum. Bu kenarlar köşeye kadar geldiyse ideal ölçüye ulaşmış oluyoruz. Bunu ne çok büyük yapın ne de çok küçük yapın. Bu şekilde tam ölçü ideal. Böyle arkasını çevirdiğimizde böyle ucuca gelecek. Arkasını çevirdiğimizde gerdirip taktığımızda bu şekilde ucuca gelecek. Böyle yapınca yastığın üzerinde kaymadan sıkı duruyor. Öteki türlü biraz büyük yaparsanız bol duruyor. Biraz daha küçük yaparsanız da çok aşırı gergin oluyor. Bu gösterdiğim ölçü tam ideal. Birleştirme yaparken direkt kenarları dikebilirsiniz. Bu şekilde benim gibi de tığ işi yaparak da birleştirebilirsiniz. Tersi yukarı doğru şu anda. Yüzü aşağıda, düz tarafı. Bunu bu şekilde tam ortadan katlıyorum. Bu iki kenarları köşeden bu kenara kadar birleştireceğiz. Bu köşeyi ucuca getiriyorum. Bu modeli yaparken ben şu şekilde ince koton ip kullandım bu sefer. Amerika'da olan arkadaşlarım bu marka ipi kullanabilirler. Bunu John Fabric mağazasından aldım. Türkiye'deki arkadaşlarım bu ipi kullanabilirler. Ben bunu yaklaşık 2 yıl önce falan almıştım. O zaman sadece Nako Salore yazıyordu. Ama şimdiki yeni paketlerde Nako Salore Amigurumi yazıyor. O ipi kullanabilirsiniz. Ben bu ipi aldığımda bunda 380 metre ip varmış ama yeni paketlerde sanırım 300 metre ip var. Onu göz önünde bulundurarak sipariş verebilirsiniz. Kalınlıkları birbirine çok yakın. Şu şekilde göstereyim. Nako Salore benim kullandığım ip.
Bir tık ince nako salori. Ben bu ekru iple yaparken 2,75 milimetre tığ kullanacağım. Bu ip ince olduğu için 2,5-2,25'te kullanabilirsiniz. Tığ numaralarınızı değiştirerek deneyin. Dediğim gibi bu ipi de kullanabilirsiniz. En yakın ip şu anda bu. Bu iplerden hepsi burada hesabıma ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Bu ip için Amazon hepsi burada hesabıma bakabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında linklerini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca beni oradan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi motife sihirli halkayı yaparak başlıyorum. Kısa ipi orta ip parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. Tığımı bu sardığım ipin altından beri geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum ve bir zincir atıyorum. İpimi burada sabitleştiriyorum. Şimdi bu halkanın içine trabzanları yaparak doldurmaya başlıyoruz. 1, 2, bir de başlangıçta sabitlemek için çekmiştim. Toplamda 3. Şimdi bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bununla birlikte toplamda 24 tane trabzan yapacağım. Bu 1. Normal ikili trabzan yapıyorum. 2. 3. 4. 5. 6, 7. Bu şekilde halkanın içini toplamda 24 tane trabzan yapıp geliyorum. Toplamda 24 tane trabzan yaptım. Halkamı iyice sıkıyorum şu anda. Şimdi ilk sıramı birleştiriyorum. Bu zincir yaptığım yerin oradan beri batarak sonuncu zincirin oradan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek burada sıramı sabitliyorum. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. 3 zincir. Direkt bu köşelerden başlayacağım. Bu köşeden bitmesi için köşeden başlayacağım. Normalde 3 buraya, 3 buraya toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. Ama ben şu anda tek tarafını yapacağım ki sıra bitiminde ortada bitmek için. 3 zincir benim ilk trabzanım. Aynı battığım yere batarak 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 yaptım. Sıra sonunda 3 trabzan daha yapacağım. Hiç zincir çekmeden sıradaki trabzanın tepesine batarak 1 trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın üzerine batarak 1 trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam 5 tane tekli trabzan yapacağız. Bu ikinciyi yaptım. Şimdi üçüncünün üzerine batarak yapıyorum. Dördüncünün üzerine batarak bir trabzan yapıyorum. Beşinci trabzanın üzerine batarak bir trabzan yapıyorum. Altıncı trabzanın üzerine şimdi köşe yapacağız. Bu ilk başladığımız köşenin yarısıydı. Şimdi buraya tam köşe yapacağız. Yani sıradaki trabzanın içine batarak aynı trabzanın tepesinde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Aynı boşluk içerisinde 3 tane trabzan yaptım. Arada köşe için 3 zincir. Aynı delik içerisinde tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. Burası köşe olduğu için. Aynı boşluk içerisinde 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki trabzan tepesine giderek bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. İkinci, bu şekilde toplam buradaki gibi 5 tane yapıyorum. 2 3 sıradakine gidiyorum. 4 sıradakine gidiyorum. 5. 5 tane yaptıktan sonra 6.'yı aynı buradaki gibi köşe yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden aynı boşluk içerisinde 3 tane trabzan. 1
2 ve 3. Şimdi köşe yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi aynı buradaki gibi sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde toplam 3 tane olacak. Dördüncüyü sonunda yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. 5 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi buradaki köşeyi tamamlamak için aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapacağım. Hiç tığıma doluyorum. Hiç zincir çekmeden aynı battığım boşluğun içinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Aradaki 3 zinciri yapmaya çalışacağız. Şimdi bu aradaki 3 zinciri yapacağız. Hem de ortada bitmek istiyorum. O yüzden bir zincir buradaki zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde de hem ortadan başlamış oluyorum hem de sıramı birleştirmiş oluyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım oluyor. Aynı buradaki gibi yarısını şu anda yapacağız, yarısını sıra bitiminde yapacağız. Bu benim ilk trabzanım. Şu anda hep köşelere yapacağız. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum ve toplamda 3 yapıyorum. 1 2 trabzan yaptım ve başlangıçtaki ile toplamda 3 oluyor. Bu modeli yaparken bu aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Tığıma doluyorum. 1 2 3. Bu zincir bizim ilk trabzanımız sayılıyor. 1 2 3. boşlukta 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum hiç zincir çekmeden. 1 2 3'üncünün üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum. 1 2 3 3. trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum ve boşluğa gelerek köşe yapmaya başlıyorum. Boşluk içerisinde 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. 3 zincir çekerek köşeyi dönüyorum. 1 2 3. Tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. 1 2 3. 3. trabzan tepesine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. 1 2 3. 3. trabzan tepesine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığımı doluyorum. 1 2 3. trabzan tepesine 3 trabzan yapıyorum. Bu ara boşlukta bu işlem 1 2 3 sefer oluyor. Birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım. Şu anda üçüncüyü yapıyorum. 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum ve buraya köşe yapmaya başlıyorum. Bu şekilde diğer kenarlara ve köşelere de yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aradaki 3 taneyi yaptım. Şimdi köşenin yarısını yapmıştım başlangıçta. Şimdi bitiş kısmında da diğer yarısını yapıyoruz. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi bir zincir, zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ortada bitmiş oluyorum.
köşeye aynı şekilde, her sırada köşeye aynı şekilde başlıyoruz. 3 zincir, aynı boşluk içerisinde, bu köşe olarak yaptığımız boşluğun içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. İlk zincirle birlikte toplamda 3 oluyor. Şimdi bu sıralarda da hiç aralarda zincir çekmiyorum, tığımı doluyorum. Artık bundan sonrası kolay oluyor. Boşluklara batıyoruz. Bu 2 trabzanlı yerin arasına batarak 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmiyorum, tığıma doluyorum. Sıradaki trabzanların ara boşluğuna 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Ara boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Aradaki işlemler bitti. Şimdi aynı aşağıdaki gibi köşe yapıyorum. 3 zincir içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde diğer kenarları ve köşeleri de yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Aynı aşağıdaki gibi köşede köşenin diğer tarafını yapacağız. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Bu 1 2 ve 3. Aynı aşağıdaki gibi bir zincir yapıyorum. Bu ilk başlangıçta çektiğim zincirin 3. zincirin içinden geçerek bir sık iğne yapıyorum. Köşeye aynı şekilde başlıyorum. 3 zincir, boşluk içerisinde 1 2 trabzan daha yapıyorum. İlk zincirle toplamda 3 oluyor. Şimdi bu sırada ve bundan sonraki sıralarda hep aynı şeyi tekrar edeceğiz. Tığımıza doluyoruz. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Tığımıza doluyoruz. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde aynı son sırayı tekrar ederek bunu yapmak istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Turuncu renkte yastık kılıfımı ben yastığım boyunca ayarladım. Bu şekilde çapraz koyuyorum. Köşeler yastığın kenarına geliyor. Tam ortaya yerleştirdikten sonra ölçüyorum. Bu kenarlar köşeye kadar geldiyse ideal ölçüye ulaşmış oluyoruz. Bunu ne çok büyük yapın ne de çok küçük yapın. Bu şekilde tam ölçü ideal. Böyle arkasını çevirdiğimizde böyle ucuca gelecek. Arkasını çevirdiğimizde gerdirip taktığımızda bu şekilde ucuca gelecek. Böyle yapınca yastığın üzerinde kaymadan sıkı duruyor. Öteki türlü biraz büyük yaparsanız bol duruyor. Biraz daha küçük yaparsanız da çok aşırı gergin oluyor. Bu gösterdiğim ölçü tam ideal. Birleştirme yaparken direkt kenarları dikebilirsiniz. Bu şekilde benim gibi de tığ işi yaparak da birleştirebilirsiniz. Tersi yukarı doğru şu anda. Yüzü aşağıda, düz tarafı. Bunu bu şekilde tam ortadan katlıyorum. Bu iki kenarları köşeden bu kenara kadar birleştireceğiz. Bu köşeyi ucuca getiriyorum. Ucuca getirdim. Birleştirme yaparken bir tel oradan bir tel bu taraftan alarak yapacağız. Sıradaki zincirin arka telinden diğer taraftaki zincirin de benden taraftaki telinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi sırasıyla trabzanların üzerine de aynı şekilde yapacağız.
bir tel buradan, bir tel buradan, ipim alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tel oradan, bir tel buradan, ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bu şekilde iz sürme yapıyoruz. Bir tel buradan, bir tel karşıdan, ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bunu bu şekilde bu kenara kadar birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da aynı şekilde yapıyorum. İlmeğimi, ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipimizi de arkaya çekiyoruz ve orada saklıyoruz. Tek tarafı bu şekilde bit. Bu tarafı birleştirdim. Aynı şekilde bu tarafı da yapıyoruz. Burayı bitirdikten sonra diğer kenara geçebiliriz. İki kenarı birleştirdim bu şekilde. Şimdi diğer iki kenarı yapacağız. Tam bu ortadan tutuyorum. Kendime doğru çekiyorum. Bakın kenarlar birbirini böyle şekilde karşı karşıya geldi. İyice köşelere düzelttikten sonra şimdi bu şekilde yarım olarak birleştireceğiz. Buradan da yarım olarak birleştireceğiz. Ortada yastığı geçirmek için bir mesafe bırakacağız. Zincir çekerek başlıyorum. Köşeyi köşeye denk getiriyorum. Sırasıyla iyice düzeltiyorum. Bakın yarısından beri birleştirmeye başlıyorum. Bu trabzanın arka telinden, bu trabzanın da arka telinden. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki trabzanlar da aynı şekilde. Sırasıyla bu şekilde birleştiriyorum. Aynı diğer kenarda yaptığımız gibi bir tel oradan, bir tel buradan, ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu kenarlarda da iz sürme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar birleştirelim. Bu şekilde yarısından başladım. Köşeye kadar birleştireceğim. Burayı da aynı şekilde yarıdan başlayıp köşeye kadar birleştirelim. Bu kenarları da birleştirdim. Şimdi sadece ortada ip bağlama yeri kaldı. Onu da bu şekilde zincir çekerek istediğiniz boyuta kadar yapıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Bu şekilde de ip bağlama yerini de hazırlamış oluyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Yaklaşık 40 santim uzunluğunda 2 tane ip hazırlıyoruz bir püsküle. Ben püskül yaparken elime sararak yapıyorum. Siz bunu isterseniz bir kartona, kredi kartına, istediğiniz bir şeye bağlayarak da yapabilirsiniz. 4 parmağımı kullanıyorum. Bu ucunu baş parmağımla tuttuktan sonra bu şekilde elime dolamaya başlıyorum. Ben toplamda 40 sefer elime sardım. İpime göre bu şekilde yaptım. İpim biraz daha olsaydı 50 yapıp daha büyük bir püskül olmasını sağlayabilirdik. İpinize göre daha az ya da daha çok sarabilirsiniz. Kırk sefer sardım. Dediğim gibi bu büyüklüğü, bu sarma işlemi sizin isteğinize bağlı. Ben ipimi ortadan geçiriyorum. Sonra iki sefer ipin tekiyle düğüm atıyorum. Sonra iyice düzelttikten sonra diğer ipimi alıyorum. Püskülün boyunda bu şekilde tutuyorum. Tam saracağım yerin oradan beri parmaklarımla bu ipi tutuyorum. Sıkıca tuttuktan sonra sarma işlemini başlıyorum.
5 sefer sardıktan sonra ipin diğer ucuyla düğüm atıyorum 2 sefer. Bir ve iki. Bu kısmın temiz durması için bağladığımız ipin arkasından bir tığımı geçiriyorum. Bu bağladığım ipleri bu bağladığım ipleri bu şekilde aşağı doğru çektiriyoruz. Sonra püskülün ucunu kesiyoruz. Ortadan bir sefer kestikten sonra elimle bu şekilde düzeltiyorum. Ondan sonra aynı şekilde uçlarını kesiyorum. Bu şekilde püskülümüz hazır. Diğer püskülleri de hazırlayıp takma işlemini göstereceğim. Ben püsküllerimin hepsini hazırladım. Şimdi yastığımı geçireceğim. Ortada boşluk bırakmıştık. Köşelerden içine doğru geçiriyorum. Bu şekilde arkada boşluğumuz var. İstediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp yerine takabilirsiniz. Bu zincirden hazırladığım bağlama ipiyle arkadan bağlayacağım. Ben bir tane yaptım. Eğer siz iki tane yapmak istiyorsanız iki tane de yapabilirsiniz. Bu tam köşelerin oradan ipimi aldım. Aynı şekilde diğer tarafta da köşenin oradan ipimi alıyorum. Sıkıca iki düğüm atıyorum. Sonra fiyonk yapıyorum. Tekrar çıkartabilmek için. Şimdi ben bir tane püskülü takmıştım. Püskül takılışını da göstereyim. Tam köşeden ipimin tekini alıyorum. İpimi oradan geçiriyorum. Diğer ucuyla da iki sefer düğüm atıyorum. Bir, iki. Sonra bu ipimizin temiz durması için bu sardığımız yerin arkasından bir tığımı geçiriyorum. İplerimi oradan aşağıya çekiyorum. Sonra bu püskülden olan uzun ipi de kesiyoruz. Aynı şekilde diğer köşelerde takalım. Yastığım bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Çok minnoş tatlı bir şey oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşım yaparken benden bahsetmeyi unutmayalım. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.